Sayın Yeniden Refah Partisi İl Başkanım, İl Gençlik Kolları Başkanım, İlçe Başkanlarım, İlçe Gençlik Kolları Başkanlığım, Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Ofisimizin açılış törenine hepiniz hoş geldiniz. Şehitlerimiz adına bir dakikalık saygı duruşu ve ardından akabinde istiklal marşı yapmak için davet ediyorum. İdareciler, mülki idari amirleri, bizim memleketimizin insanlarıyla yakından uzaktan ilgilenmemiş. Necmettin Erbakan'dan sonra Allah-u Teala rahmetiyle muamele etsin. Yeniden Refah Fatih Erbakan'la Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde can bulmuştur. Yaklaşık bir aylık süreçten bu yana şu anda benim tahminlerime göre Fatih Erbakan %20 gibi oy oranını arttırmıştır. Dalaman'da şu anda en önde giden partide biziz. 4 aydan beri mücadele veriyoruz. Ramazan'dan dolayı 10 gün daha bir mücadelemiz olacak. Ondan sonra artık biz de Cenab-ı Allah'ın bize vermiş olduğu 3 ayları en iyi şekilde kutlayacağız. İnşallah. Şimdi sözü Gençlik Kolları Başkanımıza veriyorum. Sevgili Dalaman halkı, öncelikle kendimi takdim edeyim. Ben Yavuz Çetinkaya, Dalaman Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Teşkilat Başkanıyım. Beni bu göreve layık gören ilçe başkanı Çetin Kubilay ve belediye başkan adayımız Fris Kubilay'a sonsuz teşekkürlerimi sunarım.
Bugün Dalaman gençliğine sahip çıkmak, onların taleplerine cevap vermek, milli görüş gençliğini yetiştirmek için, genç refahı açmak için toplanmış bulunmaktayız. Bugüne kadar Dalaman gençliğine hiçbir yatırım yapılmamıştır. Biz bütün sosyal faaliyetler, örneğin okçuluk, beyzbol, bowling gibi spor komplekslerini inşallah yaptıracağız. Mesire alanlara yaptıracağız. Toz, kola, çay gibi birçok yiyecek ve içecekler gençlerimize ücretsiz olacaktır. Dalaman Üniversitesi'nde maalesef 60 tane kız çocuğumuz kiralık ev bulamadıkları için okullarını dondurup gittiler. Dalaman Belediye Başkanı adayımız Filiz Kubilay seçildiği zaman üniversite öğrencilerimize yurt yapmayı ve her ay 10.000 TL vermeye söz verdi. Siz değerli misafirlerimiz, geldiğiniz için teşekkür ederim. Siz değerli misafirlerimiz, geldiğiniz için teşekkürlerimi sunarım. Ayaklarına sağlık, Allah'a emanet olun. Saygılarımla. Gençlik Kulübü Başkanımıza teşekkür ediyoruz konuşmaları için. Konağını yapmak üzere ilçe başkanımı kürsüye davet ediyorum. Şimdi insanların bana sormuş olduğu bir soru var. Niçin Arap Çetin kendisi değil de eşi belediye başkanı adayı oldu? Dalaman'da siyaset gerçekten çok kirlenmiş. Aşırı derecede kirlilikler var. Eğer Facebook'tan izlerseniz artık Dalaman'daki siyaset almış başını bir şekilde gidiyor. Bürokraside iş bitirmek, kanunda iş bitirmek biraz zor. Filiz Hanım Dalaman Belediye Başkanı olarak yürüyecek. Biz ona her türlü desteği vermek için geri planda kaldık. Kendimi meclis dahi yazmak. Birinci şık bu. Dalaman'da ne gibi hizmetler yapacak Yeniden Refah Partisi? 4 aydan beri düşünüyorum. Dalaman nasıl Dalaman yapılır? Dalaman'ı Dalaman yapmak için öncelikle Ölüm Virajı adıyla anılan bir yolumuz var bizim. Oradan başlayıp altyapısıyla beraber Dalaman'a gelmeli. Daha sonra mahalle aralarına dağılmalı. Çok kolay değil. Zaten diğer belediye başkan adaylarına buradan mesaj gönderiyorum. Derhal bulundukları alanları terk etsinler. Belediye başkanlığı adaylıklarından istifa etsinler. Onların yapabileceği bir iş değil. Bugüne kadar şu an Dalaman'ın 37.500 seçmeni var. 3'le çarpın, nüfusunun kaç olduğunu öğrenirsiniz. Niçin Dalaman nüfusu bugüne kadar sayımı yapılmamıştır? Buna bir cevap. Dalaman'ın sayımı neden yapılmaz? Gerekçe nedir? Bunda bir sebep var. Birileri Dalaman'ın aleyhine çalışıyor. Dalaman Belediyesi'ne alınması gereken 204 tane memur, 86 tane işçi kadrolu. Yaklaşık 50'ye yakında sözleşmeli personel. Bu Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanmıştır. Ama ve lakin Dalaman Belediyesi maalesef bu işçileri almamıştır. Gerekçe nedir? Sebep nedir? Dalaman'da yılan hikayesine dönen bir park oteli var. Neden oraya bir restoran, bir otel bugüne kadar yapılmamıştır? Dalaman'ın eski hastanesi atılı vaziyette durmaktadır. Dalaman Devlet Üretme Çiftliği içinde bulunan yaklaşık 17-18 dönüm arazi neden kullanılmamaktadır? Neden Dalaman'ın girişinde enkaz halinde bulunan bir terminali vardır? Gelelim saadete. Buradan Kaymakam Bey'e de haber gönderiyorum. Depremde öncelikle yıkılacak olan maalesef Dalaman Devlet Hastanesi 4C adıyla. Ya bu memlekette insan yaşamıyor mu ben merak ediyorum ya. Bir memleketin hastanesi olmazsa memleket memleket olmaz. Bu nasıl bir kafa? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne Dalaman Havaalanı'ndan trilyonlar gönderiyoruz. Fakat Dalaman Havaalanı'na biz yararlanamıyoruz. Üst geçit burası. Bu nasıl bir iş ya? Dünyanın en uzun sahili, üçüncü sahili Dalaman'dadır. Neden kullanmıyoruz?
Sebep ne? Gerekçe ne? Dalaman'ın neden oteli yok? Dalaman'ın neden mesire alanları yok? Kim bu Dalaman'a düşmanlık yapıyor? Artık Dalaman halkı uyanmalı. Nereye oy vereceğini bilmeli. Meşale yanmıştır. Ankara'dan başlamıştır. Yeniden Refah Dalaman'a son bulacaktır. Dalaman her ikisini bizi yıkamayacaktır. Yolsuzluklarla atlarınlar. Testlerde her gün dedikoduları çıkan AKP Belediye Başkanı adayı benim kafamı koparmak için 3 milyon TL alan Cumhuriyet Halk Partisi Dalaman'da size hayat kolay değil. Artık Dalaman'ın yiğitleri, Dalaman'ın sahipleri var. Dalaman halkı hiç çekinmeden sandığa gidip Hilal'in göbeğine mührü vuracak. Biz Dalaman için gerekeni gerekli zaman yapacak kapasite olan insanlarız. Benim 21 yıllık siyasi hayatım Bodrum'da olmuştur. Dalaman'da da faaliyetlerim çoktur. Ama işim yoktur. Yaklaşık 4 aydan beri halkımıza elimizden geldiği kadar burada hizmet ettik. Biz 24 saat halkımıza hazırız, hizmetkarız. Hizmetçi olmaya geldik. Hiçbir partiyi kendimize rakip görmüyoruz. Benim rakibim ancak ben olurum. Başka da rakip olmaz. Biz Allah dedik, Muhammed dedik, yola çıktık. Seçim çalışmalarında ne yazık ki üç ayların içindeyiz. Partide İslam konuşulmasın. Partide Allah konuşulmasın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde İslam yoktur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde İslam yaşanmaz. Gariptir. Din garip gelmiştir, garip gidiyor. İslam anlatılmaz, İslam yaşanır. Dağlarda can veren askerlerimiz var. Dağlarda can veren polislerimiz var. Size dikkat etmemize yapıyoruz. Bize emanet deyip Kuzu Dağları'nda, Kapan'da ölen askerlerimiz var. Şehit olan askerlerimiz var. İsmini bilmediniz. Bu memleket için mücadele eden insanlar var. Yataklarınızda sıcak ve rahat yatmayın. Bu saatten sonra 29-30 Mart'a kadar herkes her yerde, mahalle mahalle, ev ev, yerler refahlı olacak. Yerler refahı çalışacağız. Sen büyük başkan, bizim başkan. Sen büyük başkan, bizim başkan. Sen büyük başkan, bizim başkan. Siyaset diyorlar ki yalansız olmaz. Çetin çok vaat etti. Çok salla. Ya benim bir karakterim var. Ben 21 senedir kurum etrafında bir kere yalan atmış adam değilim. Yalan atan bizden değildir. Yalan atanın Allah-u Teala laneti üzerinde olsun. Gelelim sadece Dalaman'da 60 tane kız öğrencimiz yurt bulamadığından dolayı, kiralarını ödeyemediğinden dolayı Dalaman'ı terk etti. Mülkü idare amirlerinin ve belediye başkanının bunlar suçudur. 60 tane öğrenci eğer Dalaman'da okulunu terk etmişse Türkiye geneline vurur. Emeklere gelince rezalet. Asker ücret rezalet. Biri 10 bin, biri 17 bin, biri 45 bin. Adaletsizlik olan yerde şey olmaz. Önce adalet. Herkese adalet. Herkese eşit adalet. Filistin ne oldu? Filistin'e dua eden var mı? Efendim? Çoluk çocuk mahvoldu. Yemek yok. Ekmek yok. Her yer kan. 3 yaşında, 5 yaşında. Dua ediyor muyuz? Dua etmezsek Allah'ın laneti bizim üzerimizde olacak ve bu bela bize doğru gelecek. 3 ayları çok iyi şekilde değerlendirip Filistin'deki bebelere dua etme zamanıdır. Burada gördüğünüz çocuklar yarın aynı bomba altında olur. Türk milleti ciddiyecek. Türk milleti kendine gelecek. Çoluğun çocuğunun hakkını arayacak. 60 tane öğrencinin kirasını dağını ödeyemeyen bir devlet düşünemiyorum ben. Biz çocuklarımıza sahip çıkamıyoruz.
Buradan söz veriyorum. Biriniz alıp Dalaman Belediye Başkanı olursa benden isteyecek notunu alıp her ay üniversitede okuyan öğrenciye 10.000 TL'yi ben vereceğim. Nasip bir yere. Allah kurarak için. Ben sizi fazla yormuyorum. Ben belediye başkanlığı aday değilim. Cumhurbaşkanlığı adayım. Siyah adam dönemi gelecek. Beyaz adam dönemi bitecek. Bu saatten sonra siyah adam dönemi gelecek. Hiç şaşırmayın beni Ankara'da görürseniz. Selamun aleyküm. Allah'ın selamı rahmetli ve aleyküm üzerinizde olsun. En büyük müzakler. Sayın Başkanım, Kediye Kulya'ya konuşmalar için teşekkür ediyorum. Konuşmalarını yapmak üzere Dalaman İlçe Başkan Yardımcısı Sayın Engin Aktaşoğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Cümleten selamun aleyküm. İl başkanım, ilçe başkanlarım, yeni ilçelerden gelen misafir arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, burada bulunan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz. Önce hepiniz hoş geldiniz, sefa geldiniz. Bugün gençlik kolları partimizde gençlik kollarının açılışı var. Bütün gençlerimize Allah yolunu, izini, bahtını, geleceğini açık etsin. Rabbim gençlerimizi bu ülkemizde hiçbir zaman başını öne eğdirmesin. Cezaevinde açık yerde kapalı duranlardan değil, dışarıda milletine hizmet eden gençlerden eylesin. Şimdi Çetin Başkanım zaten söyleyecekler, hepsini söyledi. Hatta üçte birini söyledi. Ama yüreğine bakmak lazım, neler var içinde. Onun için de 30 Mart'tan sonrasını bekleyeceğiz. Şimdi hep başarılı kadının, başarılı Türk erkeğinin arkasında kadın var derler. Ta ecdadımızdan gelen sözdür. Biz de bunu destur olarak düşündük ki her başarılı ilçenin başına bir kadın gerekir dedik. Merhametine, anneliğine, duygusuna, kendisine, şahsiyetine inanıp güvendik. Sizlerin karşısına çıkardık ablamızı, annemizi, bacımızı Dalaman'a belediye başkan adayı olması için yola çıktık. Biz de yanındayız. Beraberiz. Filiz ablama Allah yolunu açık etsin diyoruz. Değerli misafirlerimiz. Bir gün Çetin Başkanımızla konuşurken dedim ki, başkanım ben biraz gezdim. Halimiz gurbet. Veysel Karani gibi, Eyüp Sultan gibi bize de gezmek çok düştü. Gurbetçi olduğumuz için birçok kardeşimiz de burada gurbetçi zaten. Dedim ki Dalaman'da veya çevremdeki ilçelerde de görmedim. Sadece Dalaman'da değil. Burada Fethiye ilçe başkanlarımız da var. Ortaca'da var. Köyceğiz'de var. Muğla'da var. Hepsi de var. Ama ben önce insan kendi evinden başlar ya bilgiler. Neden Dalaman'da bir engelli koordinasyon merkezi yok? Dalaman'ın nüfusu mu yetersiz? Kapasitesi mi yetersiz? Neden özel devlet kreşleri yok? Neden yaşlı koordinasyon merkezleri engellilerin, yaşların rahat yaşayacak bu kadar güzel denizin 12 ayında güneş olan bir yerde neden yaşlıların hepsi ya da engellilerin hepsi evde mahkum? Götürelim cezaevi de yatsın o zaman. Devlet bassın. Ha evde yatmış. Ha cezaevi de yatmış. Farkı var mı dışarıda denizi güneşi görmeyince? O zaman dedi ki gel dedi hep beraber bu işe bir yol çizelim. Biz de buradaki ekip arkadaşlarımızla beraber yola çıktık. Allah'ın izniyle buradan başlayıp sokaktaki çocuklar yaşlı engelliye kadar olabilecek ne varsa hep beraber el ele inşallah daha güzel günlere gireceğimizi düşünüyorum ve inanıyorum. Sizlerin de desteğini bekliyorum. Herkesin. Geldiğiniz için ayaklarınıza sağlık. Allah gençlerimizin yolunu tekrar açık etsin. Hepinize saygılar sunuyorum. Aramızda bir değerli misafirimiz var. Rahmetli Erbakan'ın sözüydü. Bir gün rahmetli yine öbürü de Bülent Ecevit'e demişti ki şair olan da asla ülkeye zarar gelmez. Sen şair adamsın Sayın Bülent Ecevit. Şöyle bir konuş da ben de ibret alayım demişti. Hatırlarsınız geçmişe YouTube'da bakın bulursunuz. Ben de değerli büyüğüm ablam Leyla ablamı buraya davet ediyorum. Bakalım iki kelam da söyleyecekmiş. Leyla ablacığım. Davetin için çok teşekkür ederim. Çok büyük bir sürpriz oldu. Çıktığım bu yolda sana sonsuz başarılar dilerim. Davetine ben de icabet ettim. Değerli misafirler hepiniz hoş geldiniz. Çıktığım bu yolda aday olan hepsi bizim tanıdığımız, hepsi bizim Dalaman'ın tanınmış insanları,
arkadaşlarımız, eşimiz, dostumuz, kardeşimiz, hepsine sonsuz başarılar dilerim. Hak eden kazansın, çalışan zaten alacak, kazansın inşallah. Çok teşekkür ederim. Şiirim de herhalde evinize cuk diye oturacak. Çünkü Dalaman'da tek bayan aday kendisi. Ona armağanım olsun o zaman. Kadın gözüyle, şiirimin adı. Esir gözüyle kadına bakma. Bu çağda yerini alsın kadınlar. Horlayıp onlara dayak atma. Yaşasın, hür olsun, gülsün kadınlar. Ananız bacınız, yarınız kadın. Yurda ışık tutan nurunuz kadın. Bizsiz yaşam olmaz. Varınız kadın. İlimle, irfanla dolsun kadınlar. Her zaman, her yerde eşit olsunlar. Saygı, sevgi, hürmetle dolsunlar. Nikahlayıp bir tek hanım alsınlar. Başınızın tacı olsun kadınlar. Çok teşekkür ederim. Konuşmalarını yapmak üzere Dalaman Belediye Başkan adayımız Filiz Kubilay'ı kürsüye davet ediyorum. Değerli il başkanlarım, ilçe başkanlarım, belediye başkan adaylarım, siz değerli Dalamanlılar, hepiniz hoş geldiniz. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğruna önem varsa vatandır. İşte Dalaman'ımız da ülkemizin nadide çiçeklerinden biridir. Yıllarca Dalaman kaderine terk edilmiş, geriye atılmış, kasabalıktan beter bir hale gelmiştir. Bizler de bu gidişata dur demek için yollara çıktık. Amacımız Dalaman'ı en güzel bir hale getirmek, yapılandırmak ve şehircilik hayatına kavuşturmaktır. Bu yolda biz yeni gelmedik siyasete, yeniden geldik. Artık yeter. İnsanların hep sorduğu şuydu bana, meydanlarda koşarken. Başkan olursan ne yapacaksın? Dalaman'da o kadar çok şey yapılacak işler var ki, yeter ki bunu görecek basiret lazım olsun insana. Yeter ki göz olsun. Yeter ki el olsun. Yeter ki ayak olsun. Evet, uluslararası havalimanımız burada. Bilinen bir şey. Ülkenin üçüncü sırasında yer alan sahilimiz de burada. Göllerimiz var, ormanlarımız var. Ama ne yok? İnsana hizmet eden yapılar yok. Bugün bir hastanemiz var ama sağlık ocağı demeye dahi utanıyorum. Ne doktorumuz var, ne de adam gibi hizmetimiz var. İşte göreve gelirsek ilk yapacağımız bir iş adamının desteğiyle hastanemizi yapıp Sağlık Bakanlığı'na hediye edeceğiz. Yollar zaten belli. Bana hep diyorlar ki yolları yapacak mısınız? Ya bir belediye başkanının vaadi yol olamaz. Belediyenin görevidir yollar. Temizliği belediyenin görevidir. Otoparkı belediyenin görevidir. Bunu vaat yapmak benim şahsım adına bir utançtır. Elbette ki ikide sunacağız. Elbette ki bunu da bana en güzel şekilde kavuşturacağız. Evet, ilçe başkanım da bahsetti. Yaklaşık 60 tane çocuğumuz yurt olamadığı için, kiraları ödeyemediği için okulu doldurup gitti. Biz niye savaşıyoruz? Bizim amacımız ne? Gayretimiz ne? Ben bugün ülkemde evladımı okutamazsam, onları yarına hazırlayamazsam, geleceğine umut olamazsam, benim bir büyük olarak, bir anne olarak haddim ne, durumum ne? Bunu yapamayacağım.
bahçesinde en fazla diyorum. Dalaman'ı yeniden imar edip halka hizmete sunduracağım. Gençler, şu anda baktığımız zaman hepsi yanlışlarda uyuşturucunun eline düşmüş durumda. Bu gençlerimizin burada oturup kalkabileceği sosyal aktiviteleri olmayabileceğinin dersleri bunlar. Neden onlar için bir paintball sahaları olmasın? Neden onlar için bir okçuluk alanı olmasın? Kendilerini geliştirecek, daha güzel bir şekilde ilan edecek alanları neden yok? Neden güvenli bir şekilde oturup kalkacakları yerler yok? Kadınlarımız çocuklarıyla giderken bir parka neden huzur içinde oturamıyor? Şu anda evet Dalaman'ın sorunlarından biri kadınlardan aldığım bilgilerle geliyorum. Bunu özellikle istediler zaten de projemizde de vardı. Çalışan kadınlarımıza, durumu iyi olmayan kadınlarımıza çocuklarını belediye kreşinde baktıracağımız ortam hazırlayacağız. Ve bunlardan asla ve asla ücret talep etmeyeceğiz. Adaylardan birisi konuştu. Dedi ki belediye hükümetten olmayan hiçbir şey yapamaz. Ben de soruyorum mübarek. 5 yıldan beri başlardın. Meclis üyelerin de vardı CHP'den. Neden bir tane çivi çarpmadın? Hükümeti mi sen kaybettin yoksa sen mi yolmuş açıldın? Bunun da cevabını gerçekten merak ediyorum kendisinden. Artık adaletsizliğe, yolsuzluğa, rantçılığa son diyoruz da var. Bunun mührünü 31 Mart'ta ayın üstüne mührümüzü basarak sesimizi Dalaman'a duyuracağız. Ve Dalaman'ın geçmiş olan siyasetçilere diyorum ki siz yapamadınız, ben yapacağım. Kadın olarak yapacağım, anne olarak yapacağım. Çok fazla da vaktinizi almak istemiyorum. Hepinize geldiğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Allah'ıma emanetsiniz. 31 Mart'ta Allah izin verirse anahtar bizimdir. Biz Dalaman'ı inşa edeceğiz. Biz Dalaman'a gereğini yapacağız. İnşallah. Biz Dalaman'a bütün birikimlerimizi Allah-u Teala'nın izniyle akıtacağız. Şimdi Sayın İl Başkanım alayına der ki Hodri Meydan, Hodri Meydan, Hodri Meydan. Sayın İl Başkanımı değiş ve bağışmak üzere davet ediyorum. Hüseyin Su Bey kardeşim, Metin İlçe Başkanım, Metin Belediye Başkan Adayı. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Allah nice gençlik kolları teşkilat açmayı nasip eylesin inşallah. Amin. Amin. Belediye başkan adayımız vardı. 3 gün vefat etmeden 3 gün önce yanımıza gelmişti. Bülent Türkoğlu. Bülent Türkoğlu. Kardeşim benden belediye başkan adayını istemişti. Ben de adayım olduğunu söylemiştim. Böyle bir muhabbetimiz oldu. Rabbim onu rahmetiyle muamele etsin. Ona buradan söz. Bize bir emanet bıraktı. O hastaneyi yapın. Hastanede biraz sıkıntılı vefat etti. Buradan kardeşimizi de almış olalım. İçinizden şöyle birer Fatiha okuyalım inşallah. Şimdi yürüyüş yapmak üzere. Mehmet'in önüne geçelim inşallah. Başkan o araba kim kullanıyor? Pick up'ın sahibi. Thank you.
sabahınız, Ramazan şerifiniz hayırlı uğurlu olsun.